Bu videoda da neden bahsedeceğim bilmiyorum. Biliyorum ama bilmiyorum. O kadar kolay değil ki kendi kendine bir odada, bir evde böyle bir noktaya bakarak konuşmak. Nasıl seninle yakın ilişki kurarım kamera? insan ne zaman kaybeder? Bunu hiç kendine sordun mu? Ne zaman bir insan sana göre başarısız olur, kaybetmiş olur? Bunlar bana göre çok çok önemli sorular ve ben kendimi açıkçası zaman zaman soruyorum ve bu son zamanlarda da bunun üzerine çok düşünmeye başladım. Nedense hoşuma gidiyor sanıyorum böyle derin konularla ilgili düşünmek bilmiyorum. Bir insan ne zaman kaybeder? Bu bana göre çok önemli bir soru. Çünkü gerçekten kaybetmek, gerçekten başarısız olmak dediğimiz acaba toplumun bize dayandırdığı bir işin olmazsa başarısız olursun, evlenmezsen başarısız olursun, bir çocuğun olmazsa başarısız olursun. Şimdi gerçekten bunlar mı bizi başarısız yapıyor? Yoksa bizim başarısız olmamıza ya da kaybetmiş hissediyor olmamıza sebep olan başka şeyler mi var? İlk önce bir şuna cevap vermeni istiyorum. Senin başarısız olmana ya da senin kaybetmiş hissediyor olmana sebep olan gerçekten senin doğruların ve senin inançların mı? Yoksa toplumdan sana empoze edilen inançları sen ödünç alıp bunlar benim inançlarım ve benim doğrularım diye savunuyor musun? Bunun gerçekten bir kendi içinde bir doğrulamasını yap hiç kimseye bundan bahsetmen gerekmiyor. Bu sadece ve sadece senin için önemli. Çünkü ben burada sadece ve sadece sana destek olmak için bulunuyorum. Bunun bir cevabını ver. Doğruların kimin doğruları? Sen hangi inançları neden besliyorsun? Seni başarısız kılan ne? Bunların bir sor kendine. Ben burada birkaç şeye değinmek istiyorum. Bir kadın olarak, toplumsal olarak, bir Türk kadının tabii ki de ele alıyorum kendimden de yola çıkarak. Beni başarısız kılan şeylerin başında anne olmak istiyorsam 30 yaşını geçtiysem evlenmemiş olmak, çocuk sahibi olmamak, eğer 9-5 bir işim yoksa ya da belli bir maaşım yoksa bu gelire sahip olmamak, belli bir kariyerim yoksa bu kariyere gelmemiş olmak beni toplum nezdinde doğruya doğru başarısız yapıyor. Ama bunlar benim başarısızlıklarım mı ya da ben bu yüzden kaybediyor oluyor muyum diye sorarsanız hayır. Çünkü ben size şunun cevabını vereyim. Bir insan ne zaman kaybeder biliyor musunuz? Net sadece bir zamanda bir insan başarısız olur ve kaybeder. Vazgeçtiği zaman. Vazgeçene kadar başarısız olmazsınız. Vazgeçene kadar kaybetmezsiniz. Ama bunun altını doldurmamız gerekiyor ve bunun altını doldurmamız gereken yer de zaten toplumun doğrularımı bizim doğrularımız yoksa bizim doğrularımız ne? Ben doğal olarak kendimden örnek vererek gideceğim ve siz de kadın ya da erkek ee, kendinizden yola çıkın ve kendinize bu tarz sorular sorarak ilerlerseniz daha çok faydasını görürsünüz. Birincisi kendime soruyorum. Ben ne istiyorum? Ben YouTube kanalı açmak istiyorum. Açtım da ve YouTube kanalı açarak insanlarla bir şeyleri paylaşmak istiyorum. Ve bunları paylaşarak da esas amacım onlara destek olmak ve onların belki fark edemedikleri şeyler varsa eğer onları fark etmelerini sağlamak ve bu yolda da neşe dolmaları, coşku dolmaları, hayatı dolu dolu yaşamalarına olanak sağlamak elimden geldiğince. Şimdi bu beni mutlu ediyor. Ben bunu istiyorum. Ve bunun için bir adım atıyorum. Şunu unutmayın, ne istiyorsanız siz bir adım atana kadar evren sizi alkışlamaz. Öncelik yani bir söz vardı. Evren hareketi alkışlar düşünceyi değil diye. Dolayısıyla siz bir adım atana kadar ondan bir sonuç beklemeyin. Ve bu yolda uzun da olsa kısa da olsa vazgeçene kadar başarısız olmuş sayılmazsınız. Sonuçlar hiç önemli değil. Sonuçlara takılmayın. Hatta umrunuzda olmasın. Ya valla YouTube olduğu için böyle söyleyeceğim. Don't give a shit derler İngilizce'de. Gerçekten hiç takılmayın. Ben ne istiyorum o cevapladıysanız bunu bir yere koyun. Ben bu istediğim şeye sahip olmak için ne yapabilirim? Ben size söyledim benim yapacağım zaten bir kanal açmaktı. Burada sizin karşınıza çıkmaktı. Ben bunu yaptım mı? Yaptım. O zaman ben burada kendimi alkışlamalıyım. Siz de mesela çok iyi yemek yapmayı öğrenmek istiyorsunuz ya da bir erkek olarak bir iş başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ama sizi almayacaklarından korkuyorsunuz. Buna bir adım attınız. Tamam ne istediğinizi biliyorsunuz ve buna da bir adım attınız. İnanın bu sizin için bir başarı. Burada şunun farkına varmamız gerekiyor. Toplum her zaman, bunun bu arada sadece Türkiye'ye özgü olduğunu düşünmüyorum. Bana kalırsa bütün dünyada, çoğu ülkede diyeyim. Hani çok aşmış bazı ülkeleri bundan harici tutuyorum. Sizin sonucunuzu odaklanıyor. Sen ne kadar kazanıyorsun? Senin bir evin var mı? Senin kaç araban var? Sen nasıl bir statüye sahipsin? Sen kaç tane kitap yazdın? Hangi üniversiteden mezunsun? Neleri başardın bu hayatında? Bunlar ölçüyor başarınızı toplum nezdinde. Ben de size diyorum ki attığınız her adım bir başarı. Bunun en büyük başarı olmasının sebebi de ne biliyor musunuz? Burada anda olmak videomu izlemeyenleriniz varsa şurada ya da şurada bir yerlerde çıkacak. Anda olmak videosunu lütfen izleyin. Çünkü siz zaten an be an ve şu anda yaşayarak ve dolu dolu yaşayarak hedefinize odaklı şekilde ilerliyorsanız o yolculuk zaten başarının kendisi. O yüzden yine bir söz aklıma geliyor. Şey, gerçek mutluluk varacağınız bir nokta değil, o yolculuğun kendisidir diyor biri anonim galiba. Buna gerçekten dan gönülden inanıyorum siz kendinizi alkışlayacaksınız. Sizin doğrularınızı belirleyin, amaçlarınızı belirleyin. Bana kalırsa bir insanın bir amaç bulması bu dünyadaki en değerli şeylerden biri. Çünkü yaşam sevinciniz yoksa o poponuzu bir kaldırın bir zahmet ve ben ne istiyorum bu soruyu kendinize gerekirse milyonlarca kez sorun. Ben size şunu söyleyeyim ben çok zamanımı ben ne istiyorum diyerek geçirdim. Ben ne istiyorum sorusuna cevap bulamadığım için çok workshoplara çok seminerlere katıldım. Ve herhalde ben hiçbir şey istemiyorum ya da benim yani ne yani diye kafayı yediğim zamanlarım oldu. Ve en sonunda şunun farkına vardım ki benim en çok istediğim şey bir insanlarla bir şey paylaşmak. Bu YouTube olur, başka bir şey olur, workshop olur fark etmez. Ama ben bir şey paylaşmak istiyorum. Ve ben buna karar verdikten sonra yola çıktım. Siz de amacınız neyse bir amaç bulun. Yaşam sevinciniz yoksa yaşam sevinciniz %100 garanti ediyorum bu amacınızı bulduğunuz anda artacak. Gerçekten ne istediğinizi biliyorsanız ben ne istiyorum sorusuna cevap veriyorsanız ondan sonra bunu nasıl başarabilirim? Bunun için neler yapmam gerekiyor kısımları sonrasında geliyor ve daha kolay. Orada da akışta olmak, teslim olmak, kendinizi biraz bırakmak, yine topluma geleceğim, biraz topluma çünkü Gıcığım yani bu konuda çok toplum odaklı aslında yaşadığımız için birçoğumuz gerçekten ne istediğimizi unutuyoruz. Yani benim annem avukat. Avukat olmam çok istendi bütün ailem tarafından ve sonucunda ben avukat olmadığım için dayım avukat oldu 40 yaşından sonra sanıyorum. Bahçeşehir Hukuk Üniversitesi'ni bitirdi ve avukat olarak yoluna devam ediyor. İşte 40 yaşından sonra başka bir mesleği vardı, öğretmendi. Ama ben şundan ettim. Ben avukat olmak istemiyorum. Zaten ne istediğinizi bilmek de ne istediğinize giden yollardan bir tanesi. Şimdi konudan çok fazla dağılmak istemiyorum. Dağıldıysam da artık beni böyle kabul edin, böyle sevin. Ama size şunu söylemek istiyorum. Bir insan ne zaman kaybeder? Ne zaman başarısız olur? Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Büyük harflerle. Sadece ve sadece siz vazgeçtiğiniz zaman. Asla ve asla amacınız neyse ona ulaşana kadar asla pes etmeyin. Ben gerçekten sizin yanınızdayım ve gerçekten size çok destek olmak istiyorum. Yeter ki siz kendi amacınızı bulun. Bunun üzerine kafa patlatın, bunun üzerine düşünün. Mutsuz olduğunuz hiçbir şeyi yapmak zorunda olduğunuz için yapmayın. Öyle durumlar oluyor tabii ki de bu bir hayat. İnişleri var, çıkışları var. Birçoğunuz duyar gibiyim ve diyorsunuzdur çok haklı olarak ama böyle bir durumun içindeyim. Mutsuzum ama devam etmek zorundayım. Ailemi geçindirmek zorundayım ama şöyle ama böyle çok haklısınız. Ben de size diyorum ki doğru ama siz ne istediğinize odaklanın. Gece yatmadan önce onu hayal edin. Niyetiniz o olsun yani hayal kurmayı biz unuttuk farkındaysanız. Çoğumuz artık hayal kurmuyoruz. Hele ki büyüdüysek, yetişkin olduysak. Ben size diyorum ki yeniden hayal kurun. Çünkü sizin bir amacınız var. Ve siz bunu bulacaksınız ve siz çok güçlüsünüz. Ben de bunu bulmanızı istiyorum. Ve ben ya da bir başkası bunu sizin adınıza asla bulamaz. O yüzden lütfen o kaldırın ve bu amacınız neyse ona odaklanın. Sizi çok seviyorum ve bu amacınızı bulmanızı canı gönülden diliyorum. Sanıyorum ki, yani öyle hissediyorum ki zaten bulduğunuzda da bunu içgüdüleriniz, sezgileriniz, bütün benliğiniz evet diyecek. En büyük amacım destek olmak ve paylaşmak. Bu yüzden buradayım. Milyonlarca kez bunu tekrarlayabilirim. Kaldırın totonuzu, hayat amacınızı bulmadıysanız, hayat amacınızı bulun ve o yolda ilerleyin ve vazgeçmeyin ve ne durumda olursanız olun. Mutsuzsanız, kendinizi kötü hissediyorsanız. O durumdan çıkacak güce sahipsiniz. Yeter ki kendinize olan inancınızdan, kendinizden vazgeçmeyin. Bu videoyu bitirirken de size şunu sormak istiyorum. Hayat amacınızı buldunuz mu? Bulanlarınız varsa bunu benimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarda bunu okuyor olacağım büyük bir heyecanla. Eğer hayat amacınızı bulamadıysanız da bunun üzerine düşünmeye niyetli misiniz? Niyetliyseniz bunu da benimle lütfen paylaşın çünkü en azından o evetleri görmek ya da düşüncelerinizin geri bildirimini almak beni çok mutlu eder. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bilginiz olsun, pazartesi ve cuma günleri çok büyük bir aksilik çıkmadığı sürece saat 6'da video yayınlıyor olacağım. Instagram'ımda burada ya da şurada bir yerlerde görürsünüz. O Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Oradan da zaten güncel olarak her şeyi paylaşıyor oluyorum. Bunun dışında da kendinize özveriyle, sevgiyle, hoşgörüyle ve biricikliğinizi bilerek yaklaşın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere haftaya. Ve ben ne istiyorum? Bu soruyu kendinize gerekirse milyonlarca kez sorun. Gıcığım yani bu konuda. Yani ne yani diye kafayı yediğim zamanlarım oldu. Beni böyle kabul edin, böyle sevin.